Merhaba Akrep Burcu Yükselen, Burcu Akrep olanlar. Mayıs 2024 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 30 Nisan tarihinden itibaren görmüş olduğunuz Mars 6. evinizde Koç Burcu'nda transitine başlayacak. Bu transitle beraber biriken işlerinizi toparlamak adına güçlü bir motivasyon ve enerji bulacaksınız. Günlük rutinleriniz bu geçiş sırasında hızlanma eğiliminde olur. Birçok işe aynı anda yetişmeniz gereken durumlar olabilir. Yeni bir iş fırsatı ya da yeni iş koşullarını getirebilir. İş ortamınızda rekabeti artırabilir ya da bu iş ortamında çatışma ve kavgalara sebep olabilir. Bazı çalışanlarınız ya da iş ortamında birileri işten ayrılabilir ya da yeni başlayan kişiler olabilir. Dolayısıyla bu süreçte hizmet verdiğinizde de aldığınız kişiler ya da iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde diplomatik davranmak kurtarıcı olacaktır. Bunun dışında evde beslediğiniz hayvan dostlarınızla ilgilenmeniz gereken gündemleri de tetikleyebilir. Ya da erkek kardeş ve erkek kardeş figürü taşıyan kişilerle ilgili bir angarya iş ya da sağlık sorunlarıyla ilgili bir gündem de oluşturabilir. Diyet gibi bir uygulama, yeni bir beslenme programına başlamak ya da fiziksel aktivite için bir spora başlamak gibi etkiler oluşabilir. Sağlık etkilenirse ateş, yaralanma, enfeksiyon, kronik hastalıklar gibi sorunları ortaya çıkarabilir. Sağlıklı beslenmeye başlamak sindirminiz ve genel sağlığınızın iyileşmesine katkı sağlayacaktır bu dönemde. Özellikle buna dikkat etmekte yarar var diyebiliriz. Hemen sonrasında ise 8 Mayıs tarihinde bir yeni ay gerçekleşecek. Görmüş olduğunuz gibi 18 derecede Boğa burcunda ve sizin 7. evinizde. Çok güçlü bir yeni ay olacak. Neden derseniz görmüş olduğunuz gibi birçok gezegen burada dizilimde. Arkasından Merkür de geçecek 7. evinize. Yani oldukça kalabalık olacak 7. eviniz. Yani burada biliyorsunuz yeni aylar yeni başlangıçları gösteriyor. 7. ev konuları üzerinden hayatınıza giren yeni bir döngü var. Fakat bu havada kalmayacak. Sonrası daha böyle somut, net gelişmelerle devam edecek durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. Merkür'ün geçişiyle beraber resmiyet kazanacak ya da belgesi olacak ya da yeni kararlar olacak, yeni fikirleriniz oluşacak manasına geliyor. O yüzden çok çok önemli. Şimdi özellikle hayatında kimse olmayan Güneş Burcu Akrep ya da Yükselen Akrepler için bu bir yeni ilişki fırsatı demek oluyor. Altını çizerek net bir şekilde belirtmek istiyorum. Hem de burada 18 derecede bakın gerçekleşecek bu yeni ay. Uranüs'e çok yakın bir derecede. Dolayısıyla burada bu ilişkinin sürpriz bir şekilde bir anda hayatınıza girebileceğini gösteriyor. Yani bir anda hayatınıza giren bu kişiyle insanları çok şaşırtabilirsiniz. Size de sürpriz olabilir aynı zamanda. Bir de Uranüs sizin 4. evinizin yönetici gezegeni olduğu için özellikle doğup büyüdüğünüz çevrelerden tanıdığınız birisiyle yeni bir ilişkiye başlayabileceğinizi gösteriyor. Yani bu memleketinizden ya da o doğup büyüdüğünüz mahalleden vesaire olan birisi olabilir anlamına gelir. Ya da marjinal birisi olabilir. Yani sizin normlarınızın dışında, sizden yaşça büyük, sizden yaşça çok küçük gibi belki sizin standartlarınızın dışında birilerini bu şekilde başladığınız ilişkiyle şaşırtabileceğiniz bir ilişki manasına gelebilir. Ve dediğim gibi hızlı bir anda böyle size de sürpriz bir şekilde hayatınıza giren bir tanışma ya da beğendiğiniz birisi ya da direkt bir ilişki de olabilir. Bunu da gösterebilir. Bu anlamda sürprizlere hazır olun. Ve özellikle hayatında kimse olmayan arkadaşlarınıza buradan seslenmek istiyorum. Lütfen daha çok sosyalleşmeye, yeni tanışmalara açık olmaya çalışın. Kendinizi göstermeye çalışın bu dönemde. Şans vermeye çalışın. En azından tanımaya çalışın. Belki de beklediğiniz, istediğiniz o ilişki fırsatını yakalayabileceğiniz çok özel bir döngüdesiniz. Yani bunu başlatıp devam ettireceksiniz. Dolayısıyla en iyi şekilde değerlendirmekte yarar var. Bakın burada Venüs de var zaten. Direkt aşkla ilgili gezegen. Jüpiter de var. Şans, bolluk, bereket gezegeni. Bu anlamda sizi şanslı bir şekilde destekleyeceğini gösteriyor. Şunu da eklemek istiyorum. Burada Venüs'ün olması aynı zamanda hem 12. evinizin yönetici gezegeni hem de güney transit güney düğümün yönetici gezegeni olduğu için burada aslında bakarsanız
geçmişten tanıdığınız birisiyle bir yeni başlangıç yapabileceğinizi de gösterir. Ya da küs olduğunuz kişiler varsa evliliğiniz, ilişkinizle alakalı bunlarla barışabileceğinizi de gösterir aynı zamanda. Olumsuz manada ise bunları da söyleyelim. Hani hep olumlu bu süreci geçirecek arkadaşlarımız olmayacak elbette. Herkesin haritası farklılık gösteriyor. Ben onları da belirtmek istiyorum. Özellikle kurtulmak istediğiniz bir ilişki, evlilik varsa Uranüs aynı zamanda boşanma gezegeni de olduğu için bundan kurtulabileceğiniz bir fırsatın doğabileceğini de gösterir. Bunu da çok net bir şekilde belirtmek istiyorum. Aynı zamanda bir de Uranüs ifşalarla ilgili olduğu için özellikle bu partner, ortaklık ya da evlilikle alakalı bir takım sırların ortaya çıkacağının habercisidir. Yani sizden daha önce gizlenmiş durumlar varsa geçmişe yönelik özellikle bu aynı evi paylaştığınız kişi olabilir, evliliğiniz olabilir, sevgiliniz olabilir, partneriniz vesaire. Bunlarla alakalı bilmediklerinizin ortaya çıkabileceği durumlarla karşı karşıya kalabileceğinizi de gösterir aynı zamanda. Bunların dışında 7. ev eşinizin hayatını da temsil ettiği için eşinizin hayatında bir anda oluşan şanslı bir gelişmeyi de ifade edebilir. Bunu da söyleyebiliriz. İlişkiler dışında şanslı bir şekilde başlatabileceğiniz, bir anda herkese sürpriz bir şekilde başlatabileceğiniz bir ortaklığın habercisi olabilir. Ya da ortaklaşa işler yapıyorsanız, bir anlaşma, sözleşme, ticaretle alakalı işlerle meşgulseniz bunlarla ilgili sürpriz bir şekilde güzel bir yeni gündemin habercisi de olabilir aynı zamanda. Bunları da gösterebilir. Ya da danışmanlık aldığınız kişi ya da kurumlarla ilgili. Örneğin danışmanlıkla ilgili bir mesleğiniz varsa, hukuk danışmanlığı, astroloji danışmanlığı, koçluklar vesaire, bunlarla ilgili şanslı bir gelişme olabilir. Bir anda sürpriz bir şekilde yine gerçekleşebilir. Ya da siz alıyorsanız aynı şekilde birilerinden danışmanlık alıyorsanız. Ya da bir mahkeme süreciniz vardı. Sürekli erteleniyordu işte ya da bir türlü başlatamıyordunuz bunu, o adımı atamıyordunuz, bu cesareti gösteremiyordunuz vesaire. Bunlarla ilgili güzel bir anda gelişen bir durumun da habercisi olabilir aynı zamanda. Ya da uzlaşıyı da getirebilir. Karşılıklı uzlaşı da sağlanabilir, barış da sağlanabilir. Açık düşmanlarla ilgili olduğu için yine açık düşmanlarınızla ilgili sürpriz bir hamle ve sonrasında olumlu olarak almakta yarar var. Çünkü burada hem Venüs'ün hem Jüpiter'in olması orta yolu bulabileceğinizi de gösteriyor. Size sürekli düşmanlık eden birisiyle orta yolu bulup artık o düşmanlığa son verebileceğiniz yeni bir gelişmeyi de gösterebilir aynı zamanda. Bunu da eklemiş olalım. Şimdi Merkür'le alakalı neler yaşayabilirsiniz 7. ev konusunda, onlara da değinmek istiyorum hızlı bir şekilde. Zaten neredeyse bütün başlıkları söyledim ama yine bir özet geçelim. Merkür'ün transiti neler getirebilir bu alanla ilgili, bunlardan da bahsedelim. 15 Mayıs tarihinden itibaren dedik ki Merkür de bu alana geçiş yapacak ve daha somut, net gelişmeler yaşayacaksınız ve havada kalmayacak hiçbir şey. Arkası gelecek. Merkür'ün geçişiyle beraber, tekrar söylüyorum, beğendiğiniz biri olabilir, tanıştığınız birisi olabilir, karşınıza çıkabilir yeni ayla beraber. Burada da ona duygularınızı aktarabilirsiniz. Merkür iletişimi gösteriyor. Ya da evlilik, söz, nişan gibi ya da tanışma yemeği gibi bir organizasyon olabilir. Ya da evlilik için direkt resmi imzaların atılması gibi bir durumu da gösterebilir. Bunun dışında eşin hayatında anlaşma ve sözleşmeler olabilir. Onun hayatıyla alakalı gelişmeler olabilir. Resmi belgeler olabilir. Diğer şekilde kendimize karşıdan bakıp görme deneyimini de gösterir burası. Kendimize böyle karşıdan bakıp bu zamana kadar ne yapmışım ne etmişim, bunlarla ilgili fikirleriniz oluşabilir. Bu anlamda birileri de size fikir verebilir, bunu da gösterebilir. Kişi ya da kurumlardan danışmanlık almak ya da danışmanlık vermek, bunlarla ilgili başlangıç yapmak, bununla ilgili bir şirket kurmak manasına da gelebilir. Yine başlattığınız bir mahkeme olabilir. Bunlarla ilgili resmi süreçler, imzalar, belgeler olabilir.
Ticari ortaklıklar ve anlaşmalarla ilgili yine imzalar vesaire bunlar gelebilir. Bir kişiyle aynı evi paylaşma kararı olabilir. Açık düşmanlardan bir sözlü ya da yazılı bir hamle ya da onlarla alakalı bir duyum alabilirsiniz. Bir haber alabilirsiniz. Bunu gösterebilir. İkinci çocuk haberi gelebilir ya da ikinci çocukla ilgili bir iletişim ya da ikinci çocuğun hayatında sürpriz bir gelişme şanslı bir durumda olabilir. Bir vekalet, protokol, mutabakat ve anlaşmayla ilgili kararların verilmesi, imzaların atılması gibi durumlarda söz konusu olabilir. 15 Mayıs tarihinden itibaren sizin hayatınızda diyebiliriz. Hemen sonrasında 23 Mayıs tarihinde bir dolunay gerçekleşecek. Görmüş olduğunuz gibi ikinci evinizde 3 derecede yay burcunda. Dolunaylarda biliyorsunuz kapanış etkisi yaratır. İkinci ev konuları üzerinden daha önce başlattığınız bir durum varsa onun artık finalize edilmesi ya da ikinci ev konuları üzerinden ağır aksak ilerleyen sürekli sorunlar yaratan durumlar varsa bunların artık hayatınızdan çıkarılması, temizlenmesi manasına geliyor. Şimdi ikinci evinizin yönetici gezegenini yine 7. evinizde üstelik Venüs'le kavuşum halindeyken görüyoruz. Yani dolayısıyla burada yaşayacaklarınızın yine 7. ev konularıyla bağlantılı bir şekilde çalışacağını söyleyebiliriz. Ve yine aşk ve parayla alakalı, anlaşmayla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Karşılıklı uzlaşıyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. İkinci ev zaten direkt parayla alakalıydı. Paramızı nasıl kazandığımız, yani bir mevcut işinizde çalıştığınız pozisyonunuzla alakalı bir bitiş olabilir. Ya da işte kendi işiniz vardır, onunla alakalı bir döngünün kapatılması manasına gelebilir. Ya da ekstra bir gelir kapınız vardır, bununla ilgili bir döngü kapanabilir. Başka neler söyleyebiliriz? Ya da yatırımlarınız vardır bankalarda ya da farklı şekillerde oralardan gelirleriniz geliyordur. Bunlarla ilgili bir anlaşmanın, sözleşmenin kapatılması, bitirilmesi, farklı alanlara geçilmesi gibi bir durumu da ifade edebilir. Dolayısıyla yani parayla alakalı bütün konularda yine evliliğinizi, ortaklığınızı ilgilendiren konu başlıkları üzerinden bir döngünün kapatılması manasına geliyor. Ya da ikinci ev değerlerle alakalıdır. Kendinizi değersiz hissettiğiniz ilişki ve ortamlardan artık çekileceğinizin habercisidir. Evliliğinizde kendinizle ilgili özgüven kaybı ve değersiz hissettiriyorsa size, kendinizi özgüvensiz hissediyorsanız ilişkinizde ve evliliğinizde bununla alakalı bir bitişi de gösterebilir aynı zamanda. Yani burada illa parayla alakalı olmak durumunda değil. İlişkilerle alakalı, yani ilişkiler evini de ilgilendirdiği için özellikle ikinci ev değerler evini de anlattığı için kendinizi değersiz hissettiğiniz her alanda alanla ilgili bir bitirme, sonlandırma, kapatma düşünceniz olabilir. Bununla ilgili hamleleriniz olabilir. Bunu da anlatabilir aynı zamanda. Hemen ilerleyelim. 20 Mayıs tarihinde görmüş olduğunuz güneş 8. evinize geçecek. Artık odağınız 8. ev konuları olacak. Sonrasında arka arkaya güçlü burada etkileşimler olacak. Zaten Haziran ayında çok daha net anlatacağım ben size. Ama bu Mayıs ayının son günlerinde 8. ev konuları yavaş yavaş gündemler oluşturacak. Özellikle 8. ev konuları üzerinden güçlü kişilerden destekler alabileceğinizi, buradaki bütün halletmeniz gerekenleri yavaş yavaş halletmeye başlayacağınızı söyleyebiliriz bu 20 Mayıs tarihinden itibaren. Hemen sonrasında Venüs'ün Boğa'na geçmesi özellikle bütün bu 8. ev konularıyla alakalı kadınlardan destek alabileceğinizi ya da finansal konuda destekleneceğinizi ya da bu alanla ilgili yapmak istediğiniz her ne varsa bunları daha rahat ve kolaylıkla yapabileceğinizin göstergesidir. Arkasından başka etkiler de olacak, hepsinden bahsedeceğim ama öncelikle Venüs 8. evde neler getirir bunlardan bahsedelim.
Transit Venüs 8. evinizdeyken cinsel enerjinizde bir artış hissedebilirsiniz. Tutkuların derinleşmesi kendinizi çok daha genç ve enerji dolu hissetmenizi sağlayabilir. Çekici, gizemli, güç yayan, sinirli tavırlar sergileyen, sizi kontrolü altına alan, iyileşmenize ve kendinizi dönüştürmenize yardımcı olabilecek birileri dikkatinizi çekebilir. Yüzeysel görünen herkesten uzaklaşırsınız. İlgilendiğiniz kişinin derinliklerine inmekten çekinmezsiniz. Yüzeyin altını kazmaktan, konuları araştırmaktan tatmin olursunuz. Adli tıp, psikoloji, kriminoloji, istihbarat veya araştırma alanlarında çalışan biriyle tanışabilirsiniz. Ayrıca sorunlu bir ilişkinin iyileşmesini ve yeniden doğuşunu deneyimleme, geçmişinizden biriyle yeniden bağlantı kurma veya ilişkide bir krizi kapatma fırsatına da sahip olabilirsiniz. Bu geçiş sırasında psikolog ya da astrologlardan alacağınız danışmanlıklar da yaşadığınız kaosların izlerini silmede yardımcı olacaktır. Finansal açıklarınızı kapatmanız için kredi ya da destek bulabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Maddi değerinizi ortak bir yatırım veya mülk satın alarak artırabilirsiniz. Miras, nafaka, ortaklık ve eş üzerinden gelen paralarda sorunların çözümüne ve gereken finansal desteğin sağlanmasına katkı sağlayabilir. Buradaki Venüs'ün 8. evinizdeki geçişi. Hemen sonrasında ise 25 Mayıs 2024 tarihinde görmüş olduğunuz Jüpiter 8. evinizi hareket etmeye başlayacak. Ta ki 9 Haziran 2025 tarihine kadar tam yaklaşık olarak bir yıl boyunca 8. evinizde kalacak. Dolayısıyla 8. ev konuları üzerinden neyi halletmek istiyorsanız size çok önemli şans ve fırsatlar sunacak diyebiliriz. O yüzden çok çok iyi değerlendirmeye çalışın derim. Şimdi ben Jüpiter'in 8. evinizdeki geçişine dair çok detaylı bilgiler aktarmıştım. Burada tek tek değinmeyeceğim tekrar. İzlemek isteyen arkadaşlarımız varsa, eğer izlemedilerse, daha öncesinde 2024 yılı videolarımda çok detaylı bir şekilde aktarmıştım. Bunun yerine daha farklı bilgiler aktaracağım. Onları da değineceğim. Fakat öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bakın. Burada Venüs'ün geçmiş olduğu, ikizler burcuna geçmiş olduğu tarihten bahsettik ve etkilerinden bahsettik az önce. Hemen arkasından Jüpiter de buraya geçti bakın. Ve Venüs, görmüş olduğunuz Venüs sizin 12. evinizin yönetici gezegeni ve aynı zamanda burada Güney Ay düğümü de bulunuyor. O da geçmişi anlatıyor. Dolayısıyla burada özellikle para ve ilişkiler üzerinden geçmişle alakalı yüzleşmelerin oluşabileceğini söyleyebiliriz sizin için. Ya da özellikle ilişkiler konusunda ya da hayatınızdaki başka konularda sizden gizlenen sırların ortaya çıkması manasına geliyor. 8. ev zaten sırları anlatıyor. Bir de burada 12. evin yönetici gezegeninin olması özellikle geçmişle alakalı sırların ortaya döküleceğinin habercisidir. Burada hem Güney Ay düğümünün yönetici gezegeni olması hem de sizin 12. evinizin yönetici gezegeni olması. 12. ev bizim sırtımızın dönük olduğu alandır, göremediğimiz alandır, arkamızdan dönenlerle, arkamızdan çevrilen işlerle alakalıdır. Dolayısıyla bu zamana kadar haberiniz yoksa buradaki özellikle hem Venüs'ün transiti hem Güneş'in burada oluşu, arkasından Jüpiter'in de buraya geçişi hayatınızla ilgili bu zamana kadar arkanızdan kim ne kadar olay çevirdiyse haberiniz olmayan bütün sırların ortaya döküleceğinin habercisidir. Özellikle de bu 25'inden sonra bakın. Hem Jüpiter'in hem Venüs'ün burada kalacağı tarihler 17 Haziran'a kadar sürecek. 17 Haziran'a kadar dolayısıyla sizin hayatınızda çok önemli bilinmeyenlerin ortaya çıktığı bir dönem olacak. Her şeyi yeniden bakıp yeniden gözlemleyeceksiniz. Sizin gizledikleriniz de ortaya çıkabilir bu arada. Herkesin maskesinin indiği önemli ödeşmeler, yüzleşmeler yaşayacağınız bir zaman dilimi olacak. Bu bahsetmiş olduğum özellikle de Jüpiter'in geçişinden sonra 25 Mayıs 17 Haziran tarihleri arasında hayatınızla ilgili önemli yüzleşmeler, ödeşmeler, sırların ortaya çıkması, bununla birlikte gelen değişim ve dönüşüm sürecinin tetiklenmesi gibi bir durumun habercisi olacak sizin için. Bunun altını net bir şekilde çizmek isterim.
Evet, dedim ki burada Jüpiter, evet, şans, bolluk, bereket gezegeninin bütün 8. ev konuları üzerinden halledemediğiniz ne varsa halletmeniz için size fırsatlar sunacak. Bununla alakalı detaylı videoyu açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan erişim sağlayabilirsiniz. Bir de bu videodan sonra ben çok daha detaylı bir video ekleyeceğim. Özellikle burada ikizler burcunda gezegenleriniz varsa sizin için bu geçiş ne ifade ediyor? Hangi konularda daha çok şans, fırsat elde edeceksiniz? Bunlara dair bilgiler. Ve biliyorsunuz ikizler burcunun yönetici gezegeni Merkür'dür. Görmüş olduğunuz Merkür'dür. Haritanızda Merkür'ün konumlandığı alan size için ne gibi şanslar ifade ediyor? Bunlardan bahsedeceğim. Merkür'ün transitleri çok önemli olacak. Çünkü dispozitör konumda Jüpiter olacak. Dolayısıyla hangi alanları ne zaman ziyaret edecek, sizin haritanızda ne konumda, bunlar sizin için ne anlama geliyor vesaire şeklinde daha detaylı bir video aktarmaya çalışacağım. Bu videolardan sonra çekip eklemeye çalışacağım. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Evet, genel olarak etkiler bu şekilde, özellikle bekar olan arkadaşlarımız için ilişkiler adına çok şanslı bir ay olarak görünüyor. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.